Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Tetikler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video tarifimde domates sosta kapya biberi konserve tarifim var. Gerçekten çok leziz, az malzeme ile yarım saatte hazırlayabileceğiniz tarif. Şahane bir lezzet. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Kapya biberlerimiz böyle kıpkırmızı olmalı. Böyle iri iri olanlardan tercih edin arkadaşlar. Taze olacak, böyle sulu sulu. Bu sefer tabii ki de konservemiz de çok güzel, lezzetli olacaktır. Sulu sulu. Bu şekilde orta boyda doğruyorum. Siz istediğiniz gibi irilikte doğrayabilirsiniz. İsterseniz ufak, isterseniz biraz daha iri. Ama böyle hani çatala gelsin, kolay yensin diye ben bu boyutta istedim. Bu şekilde doğradım. Kaynatacağım bir tencereye, iri bir tencereye alıyorum. Aynı şekilde hepsini doğradım. 2 tane acı biberim var. Acı biberimi de böyle ufak ufak ince ince doğradım. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz tabii ki de hiç kullanmayabilirsiniz. İsterseniz artırabilirsiniz. Tamamen size kalmış baharat kısmı. Bir iri baş, bir buçuk iri baş kadar sarımsağım var. Sarımsak zevkinize bağlı, istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki de sarımsağı bol olunca çok yakışıyor. Bu şekilde bıçak yardımıyla böyle ince parçalar haline gelene kadar doğramamız gerekiyor. Kesinlikle rendelemeyin. Böyle doğranması gerekiyor ki sosun içinde böyle tane tane gözüksün. Çok yakışıyor. Domatesim var. Domatesimi blender yardımıyla böyle sos hale getiriyorum. İyice hiçbir parçacık kalmayacak şekilde rondoluyorum. Tarifin bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Tüm eksiksiz tarifini oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde tüm domateslerimi rondoladım. İyice püre haline getirdim. Ve aynı tencerenin içine koyuyorum. Şekerimi, tuzu ekleyerek ocağa alacağım arkadaşlar. Sıvı yağımı da ekledim. Sıvı yağımı oraya koymayı unutmuştum. Karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Kaynadıktan itibaren 25 dakika kaynaması gerekiyor arkadaşlar. Böyle orta ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Ve sosum kaynarken kavanozlarımı sterilize edeceğim. Bu şekilde fırın tepsisine güzel yıkamış tertemiz kavanozlarımı ve kapaklarımı diziyorum. Fırına verdikten sonra 150 dereceye kadar açıyorum ve 15 dakika fırında bekletiyorum arkadaşlar. Kapakları böyle yaygın koyun, birbirine yapışabilir. Bu şekilde artık sosum hazır. Güzelce kaynadı 25 dakika. Sirke ruhu, yani beyaz sirke ekliyorum. Siz istediğiniz sirke kullanabilirsiniz tabii ki de. Kıyılmış sarımsağımı da ekledim ve iyice karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Artık sosumuz hazır ve böyle olduğu gibi ocaktan alır almaz sıcak kaynar kavanozlara hemen doldurmaya başlıyorum. Kavanozlarım çok sıcak. Bu şekilde sosum da sıcak arkadaşlar. Burası çok önemli. Kesinlikle soğutmamanız lazım. Kepçe yardımıyla böyle dolduruyorum. Tamamen böyle kapağı ağzına kadar hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurmamız gerekiyor. Hava almasın. Bu şekilde zaten bir kumaş, bir havlu yardımıyla sıkınca hemencecik, her şey sıcak olduğu için çabucak sıkılıyor. Ve kaynar olduğu için de içindeki havada zaten hemen çıkıyor sıkarken. Bu şekilde ikinci kavanozumu da doldurdum.
havlu yardımıyla hemen sıkıyorum. Kendini zaten hemencik tutuyor. Bu şekilde 4 tane kavanozum çıktı arkadaşlar, ama bir tanesine bir kepçe eksik oldu. Ama onu zaten ben size açık göstereceğim. Bu şekilde bir kenarda bol bol sererek bir soğuyana kadar kavanozları bir iki gün kenarda koyun, dinlensinler. Böyle kendi sıcağıyla konserve olsunlar. Evet, kavanozlarım tamamen soğudu ve o yarım olan kavanozu ben size açıyorum kıvamını göstermek için. Bakın, gerçekten çok leziz oldu. Ben bayılıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Her türlü sabah kahvaltısında, öğlen, akşam istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz. Şöyle bakın kıvamına. Gerçekten leziz oldu, şahane oldu. Çok basit, az malzeme ile çok güzel bir sonuç arkadaşlar. Çok da kısa bir sürede diyebilirim. Şahane bir lezzet. Bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.